Yaklaşık 2-3 günden beri İstanbul ve genelinde Marmara bölgesinde ne var? Kestane karası fırtınası var. Değil mi? Kestane karası fırtınası. Herkes cüz-i külli bunun meşakkatini çekmiştir. Şimdi hal böyle olunca da tabii yorumlar ve yapılan değerlendirmeler de bazen gayri İslami ve imani olabiliyor. Ya deli rüzgar esiyor yani. Çok dengesiz bir hava var. Kış birden bastırdı. Kış erken geldi. Erken gelen bir kış var. Deli esen bir rüzgar var. Ve bunların altını oyarsak ki oymayalım. Bunları biz o niyetle söylemiyoruz inşallah ama ucu oraya gidiyor. Tam piyasadaydım. Size de uğradım bir iki dakika ama fazla duramadık abi. Yukarı çıkamadım yani. Bir arkadaşla karşılaştık. Arada derslere gelen birisi. Ya işler nasıl? Klasik soru. Ya hocam diyor bir dengesizlik var diyor, tamam mı? Efendim dedim. Bir dengesizlik var. Nerede? İşlerde mi dedim. Yani dedim ayette öyle söylüyor. Bazen diyor bolluk, bazen darlık. Yani bu dengesizlik değildir. Bu ölçüdür yani. Ama senin için denge olabilmesi için dedim sana oluk oluk akması lazım. O zaman çok dengeli oluyor. İşte dengeli olmuyor o zaman. Yani o yüzden de bu tür yorumları hep hayat içerisinde yaptığımız yorumlar. Yani içerisini böyle yani Allah'tan ki esbab var ki biz bu şikayetlerimiz direkt müsebbibil esbab olan Cenab-ı Hakk'a gitmiyor. Yoksa harbiden de sağlam çarpılırız yani. Şimdi bu kestane karası fırtınası da kainattaki her şeyin olduğu gibi bu da bizim için mektup hükmünde. Bu mektubu iyi okumak lazım, iyi analiz etmek lazım. Şimdi öncelikle Zariyat Suresi'nde Cenab-ı Hak buyuruyor ki cinleri ve insanları ancak bana iman edip ibadet etsinler diye yarattım. Demek ki insanın birinci gayesi neymiş? Cenab-ı Hakk'a iman edip ibadet etsinler diye. Şimdi üstad bu ayet-i kerimeye çok farklı bir yorum getiriyor ve diyor ki bu ayeti uzmanın sırrıyla diyor insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi. Yani Cenab-ı Hak beni neden göndermiş bu dünyaya? Mesela iş yerine aldığınız bir elemanın temel bir gayesi vardır değil mi? Özellikle eşya piyasası için söyleyeyim. Bir Instagramcı alırsın. Şimdi Instagramcı diye almış olduğun, sosyal medyayı takip etsin diye almış olduğun eleman sürekli etrafı paspaslayıp durursa, dükkanı temizlerse fakat ana gayesi olan sosyal medyayla hiç ilgilenmezse Hakan abi bu senin işine yarar mı? Şimdi sen diyorsun ki ya kardeş bak tamam Allah razı olsun süpürmüşsün etmişsin yapmışsın güzel çok güzel teşekkür ederiz ama sen sosyal medyaya yoğunlaş. Ben sana bu yüzden para veriyorum. Tamam diyor ondan sonra tekrar yarın nasıl gene işe başlıyor. Bakıyorsun yine etraf cam gibi ama sosyal medyada tık yok. Ama ben sosyal medyada iş yapmıyorum ama bak çok iyi etraf temizliyorum. İyi de kardeş ben seni sosyal medya için aldım. Temizlik için almadım. Yani senin yapmış olduğun bu ekstra iş şimdi bana bir getirisi yok. Angarya. Gereksiz yani. Yorulmana gerek yok. Ben bu işi başkasıyla da yaparım. Aynen bunun gibi de Cenab-ı Hak bizi temel hikmet, temel gaye olarak ne için yaratmış? Bak şimdi. Halık-ı kainatı tanımak bir. Ona iman edip ibadet etmek. Önce tanımak koyuyor. Sonra iman edip ibadet etmeyi koyuyor. Biz mesele tersten başlıyoruz. İbadetle başlıyoruz. Ya namaza başlasın. Tamam namaza başlıyor ama Allah'ı tanımak noktasında hiçbir gayret sarf etmiyor. Tam tersi Allah'ı da tanımıyor. Ve namaz kıldığı halde Allah'ı tanıma ilmi dediğimiz marifetullah'ta derinleşmeyince hayatın diğer safhalarında namaz kılan eşkıya konumuna düşüyor. Yani yetim malı yiyorsun, faize giriyorsun, harama giriyorsun, olmadık işler yapıyorsun. O yüzden de ayet-i kerimede ifade edilen mana nedir? Vay namaz kılanların halini. Peki bu namaz kılanlar neden bu hale geldiler? Çünkü Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme noktasında bir gayret sarf etmediler. İman ediyoruz öyle böyle yani taklidi de olsa bir imanımız var. Fakat Allah'ı tanıma noktasında bir gayret sarf etmiyoruz. Yani babadan anadan duymuşuz bir Allah hakikati. Çünkü zordur. Yani marifetullah ilmi gayret ister. Bu marifetullah dersini bana veren ve beni izan ile yakine ulaştıracak 3 tane öğretmenden bahsediyor üstad. Yani bana Allah'ı tanıttıran, bana Allah'ı bildiren 3 tane öğretmen var. Bunlar nedir? Rabbimizi bize tarif eden 3 büyük külli muarif varmış. Öğretmen varmış Mehmet abi. Birincisi kimdir? Şu kitabı kainattır. Bravo Akın abi. İkincisi Peygamber Efendimiz. Bravo Mahmut abi. Üçüncüsü Selim abi sen söyle. Kur'an'dır. Onu da ben söyleyeyim hoca olduğumuz. Allah razı olsun bak. Neydi? Birisi Kitab-ı Kainat. İkincisi bu Kitab-ı Kainat'ın Ayetül Kübrası Hatemül Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü de Kur'an-ı Azimşan'dır. Şimdi Peygamber Efendimiz Kur'an vasıtasıyla bakın Kur'an-ı Kerim Musaf. Şu görmüş olduğunuz Kur'an-ı Kerim 6666 ayet vardır bunda. Ortalama. 6666 ayetin 1000'e yakın ayeti 4 ana konudan birisi olan tevhidi ifade eder. Ve Cenab-ı Hakk'ın birliğini anlatır bana. Bu tevhide ait konuların 1000'e ait ayetin belki fazladır. Bu ayetlerin hepsi de bana tevhidi anlatırken kainat kitabından örneklerle ders verir bana. Açarsınız surelerin birçok ismi benim sürekli görmüş olduğum, bizim sürekli görmüş olduğumuz mevcudatın isimleridir. Mesela nem, karınca. Mesela ankebut, örümcek. Mesela bakara, inek. Değil mi? Nahil, arı, rahat, şimşek yani gök gürültüsü değil mi? Nisa, kadın. Hep sürekli benim görmüş olduğum mevcudat üzerindeki ayetleri bana ifade eder. Yani şu 6666 ayeti kerimenin temel gayesi şu Kitab-ı Kebir-i Kainat'ı okumaktır. 4 ana gayesinden bir tanesi bakın. Şu Kitab-ı Kebir-i Kainat dediğimiz kainat da bu kitap da bakın 400.000 nev ile ayettir. Çiçek bir ayettir. Rüzgar bir ayettir. Yağmur bir ayettir. Böcek bir ayettir. Sinek bir ayettir. Sen bir ayetsin. Senin bütün uzuvların bir ayettir. Bunların hepsinin Kur'an-ı Kerim'de karşılıkları vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim bana göze bakmayı söyler. Gözünüze bakın, kulaklarınıza bakın der. Fakat biz çoğu zaman Kur'an-ı Kerim'i kıraaten, Arabi metin olarak okuyup mübareketini o şekilde istifade ettiğimiz için manasında müteveccih olamıyoruz. Manasında müteveccih olamayınca da Kur'an-ı Kerim bana ne demiş bilmiyoruz. Bilmeyince de dışarıdaki 400.000 ayetlik kitabı maalesef ne yapıyoruz? Okuyamıyoruz. Peki ben kitabı, şu Kur'an-ı Kerim'i mütefekkirane okursam ne olur? Mütefekkirane. Mesela Tusebbihu lehus semavati vel ard. Semavat ve arz Allah'ı tesbih eder, hamd eder dediğinde semavata bakıp semavatı nasıl tesbih ettiğinin farkına varırsam ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Her şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder, hamd eder dediğimde ya bu her şeyi nasıl tesbih ederin manasını anladığım anda ben farkındalık kazanmış olurum ve Kur'an-ı Kerim okumaktan Furkan-ı Hakim okumaya geçerim Ufuk abi. Furkan-ı Hakim okumak ne demektir biliyor musun? Sen artık gözüne Kur'an gözlüğünü takarsın. Senin için çiçek, senin için böcek, senin için yağmur, senin için rüzgar, senin için şimşek hepsi birer ayet olmaya başlar. Ve o ayetle beraber bak şimdi öyle bir nimete mahsur oluyorsun ki bakın Mesnevi'nin çok güzel cümle. Teemmel suturel kainati fe inneha minel melain ala ileykel resail. Ne demek? Kainat satırlarını dikkatle mütalaa et. Neyi mütalaa çekmişim? Kainat satırlarını. Ne yapacaksın peki? Ne var onda? Zira onlar meleği aladan sana gönderilmiş mektuplardır. Mektup. Mektup nedir? Şimdi mektup yok. Şimdi mesaj var artık. Eskiden mektup vardı. Şimdi WhatsApp mesajı var. Değil mi? Yani sen karşıya duygularını ve bir şeyler ifade ediyorsun. Okuyan kişi de senin ifade etmiş olduğun manayı anlıyor. Değil mi? Ona göre de sana karşılık veriyor. Kainattaki her mevcudat bir mektupmuş. Ne anlatıyormuş bu mektuplar bize? Bak şimdi. Sayfe-i alemin ebadı vasiyasında yani bu geniş alem sayfasının de ne göreceğiz? Nakkaş-ı Ezeli'nin yazdığı. Kim yazıyormuş? Nakkaş-ı Ezeli. Nakkaş-ı Ezeli'nin yazmış olduğu Silsile-i Hadisat'ın satırlarına hikmet nazarıyla bak. Kestane fırtınası neymiş? Kara kestane fırtınası bir satırmış. Bir hadiseymiş. O hadiseye neyle bakacakmışız? Hikmet nazarıyla bak. Felsefe nazarıyla bakma. Olumsuz hava koşulları. Hava muhalefet. Hava neye muhalefet edebilir ya? Allah'a muhalefet edecek olan bir varlık var mı ki hava muhalefet etsin? Evet senin nefsine muhalefet eder. Sen hafta sonu gezecektin ama gezemedin. Hava muhalefeti nedeniyle çıkamadık. Maç yapılamadı. Uçaklar kalkmadı. Hava bizim nefsimize muhalefet eder. Emre muhalefeti yoktur. Hikmet nazarıyla bak. Fikri hakikatle sarıl. Ta ki meleği aladan uzanan şu selasi resail silsile şeklinde sürekli sana mektup gönderiliyor. Yağmurla, güneşle, rüzgarla, yaprakla, sonbaharla ki bakın sonbaharı aman kaçırmayın gözünüzden. Güz mevsimi. Nice aşıkları yakmış olan bir mevsimdir. İnsanlara ölümü hatırlatan en önemli mevsimlerden bir tanesidir. Kışla beraber. Ama başta sonbahar. Özellikle şimdi. Özellikle solan yapraklar. Özellikle dökülen yaprakların her birisi size ölüm hakikatini anlatması lazım. O manayı yakalamanız lazım. Şu anda 400.000 mahlukatın 200.000 nebatat yani 200.000 bitkiyi Cenab-ı Hak yavaş yavaş öldürüyor. Haşre inanmayanların gözüne sokuyor Cenab-ı Hak. Diyor ki yeniden dirilmeye sen inanmıyor musun? Ölmüş olan şu zemini kim yeşillendiriyor? Yeşillendirilmiş olan bu zemini kim öldürüyor? 400.000 mahlukatı, 400.000 nevi böyle öldürüp dirilten bir zat. Bir nev, bir kısım olan insanı öldürüp diriltemez mi? Ayet-i kerimede bunlar geçiyor. O yüzden özellikle emekli tayfesi Osmanlı Parkı'nda gezerken babamla beraber Emin abi ne yapacaksın? Gezeceksin yaprakların arasında. Bunu tefekkür edeceksin. Subhanallah. Her gün gidiyorsun elhamdülillah. Çok güzel. Ama çay içmeye gitmeyin, muhabbete gitmeyin, gıybet etmeye gitmeyin. Alın Emin abi kendi fotoğrafını paylaşacağına bana bir tane yaprağı paylaş. De ki Hasan ölüm hakikatini bak müşahede ettim de. Dersten almış olduğum istifadeyle bak bu yaprakla beraber ben bu derslerin vesilesiyle ben artık ölümü yaprakta görebiliyorum elhamdülillah. Böyle işte birbirimize bunu anlayalım. Yoksa kendi fotoğrafınızı paylaşmış ne olacak ya? Tamam bunu da paylaşalım ama bunlar bizi tefekküre sevk edecek olan şey. Bu senin farkındalığını gösterir de işte. Buradan almış olduğunu dersek bir saat dinlemişsin sen çıktın tamam elhamdülillah gittik Hasan Hoca artık bize bir şey diyemez. Haftaya gelmesek de olur. Böyle yapma değil. Bize bir şeyler katması lazım yani. Değil mi? Evet şu kitabın, şu kainat kitabının heyeti mecmuasında öyle parlak bir nizam var ki. Nizam nedir? Düzen. Dengesizlik olur mu nizam içinde? Kainatın neresinde dengesizlik var? bir tane yer gösterir. Dengesizlik bizim nazarımızda ve bakışımızda ve şuurumuzda var. Bu kainat kitabında öyle bir nizam var ki bak şimdi nezzamı güneş gibi içinde tecelli ediyor. Nizam varsa nizamı koyan vardır. Doğru mu? Bu kainatın nizamı varsa nezzamı vardır. Mizanı varsa mizanı koyan vardır. Bu kainat temizse temizleyen vardır. O dökülen yaprakları toprak içerisinde Belgrad ormanlarında koşuya gidin. Krosa gidin. Cenab-ı Hak milyonlarca ya yaprağı öldürüyor. Toprak üzerinde hop bakıyorsun bir dahaki mevsime kadar hiçbir şey kalmıyor. Hop gübre. Sonra bakıyorsun aynı ağaçlardan suyu çekecek Cenab-ı Hak. Bir ay sonra. Antifriz yok çünkü. Suyu çekmezse ağaç çatlar. Soğuğu yedi mi çatlar. Arabaya antifriz koyuyorsun değil mi? Suyu çekiyor. Suyu çekince ağaca sen sabaha kadar istersen Keban Barajı'nı boşalt. Ağaç suyu çekmez Allah'ın izniyle. Ne zamana kadar? Bahar mevsimine kadar. Takvim yapraklarında yazar. Şimdi takvim de kalmadı da yazıyor. Ağaçlara suyun yürümesi. O ibareyi gördüğünüz zaman bilin ki Cenab-ı Hak artık emri vermiştir ve ağaçlar yavaş yavaş suyu çekmeye başlar. Suyu çekmeye başladığı anda o kurumuş, kemik gibi ağaçlar yaşarmaya başlar. Ve subhanallah. Mucize. Hiç mucize görmedik. Bizim gördüğümüz mucizenin şeylerini sahabeler görmemişler. Evet. Kitab-ı Kainat'ın telifinde öyle bir icaz var ki bütün esbab-ı tabiiye farz-ı muhal olarak yani bütün sebepleri biz desek ki ya size gücünüz var. Hadi toplanın bakalım şu kainatı bir yapın. Hadi bulut senin de gücün var. Senin de güneş gücün var. Senin de gücün var. Hüseyin hep beraber toplanın bakalım bu kainatı yapabilecek misin? Bütün esbab toplansa ne diyecekler? Kemal-i acz ile. O icaza bu mucizeliğe karşı Subhaneke la kudrete lena inneke entel azizül hakim. Ya Rabbi sen subhansın, kuvvet sende, kudret sende, bizim hiçbir şekilde buna gücümüz yetmez diyecekler. Şimdi kainatı böyle okumak. Dolaştır ya. Dolaştır ya. Ne kadar keyif alır insan değil mi?